15 Ağustos 1959, Samsun doğumluyum. İlk okulu ve liseyi Samsun'da tamamladım. 1970 yılında ilkokulu tamamladım. 1978 yılında Samsun İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Aynı yıl Samsun Yüksek Lisans Enstitüsü'ne giriş yaptım. 1982 yılında da oradan mezun oldum. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde eğitim faaliyetini sürdürmektedir mezun olduğumuz fakülte. 1985 yılında da açılan bir araştırma görevliliği sınavını kazanarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne intisap ettim araştırma görevlisi olarak din sosyolojisi ana bilim dalında. Lisansüstü çalışmalarımı aynı fakültede yani Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sürdürdüm ve halen de burada görevimi sürdürmekteyim. Zaman zaman Bursa dışında da görev yapma imkanım oldu. 2012-2015 yıllar arasında idari bir görev nedeniyle Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bulundum. Yine 1997-98 eğitim öğretim döneminde Türkmenistan Mahtumkulu Üniversitesi'nde görev yaptım. 2004-2005 yılında da tekrar orada görev yapmıştım. Çalışma konularımdan bahsedecek olursam, benim konularım daha çok başlangıçtan itibariyle aile ve çalışma ahlakı üzerinde şekillendiğini ifade edebilirim. Yüksek lisans tez konum, İslam'ın ilk döneminde aile müessesesi, sosyolojik bir yaklaşım adını taşımaktaydı. Doktorada da aile konusuna devam etmek istedim ama bu defa Bursa Şer'iye Sicilleri, Kadı Sicilleri olarak da bilinen Bursa Şer'iye Sicillerinden kaynaklarım, ana kaynaklarım oluşmak kaydıyla Osmanlı Bursa ailelerinin sosyal, ekonomik, kültürel yönden çalışmayı gerçekleştirdim. Daha sonra bu çalışmamız yayınlandı. Son baskısını Sentez Yayınlarından yaptı. Bursa Sicillerine göre Osmanlı ailesi başlığı etrafında yayınlanmıştı. Bundan sonraki aşamalarda doçentlik aşaması ama doçentlik aşamasına geçmeden doktora tezimin önemine binaen birkaç hususa da temas etmek isterim. Aile sosyolojisi alanında, din sosyolojisi alanında Şer'iye Sicillerine dayalı olarak yapılan yerli ve ilk çalışma olduğunu söyleyebilirim. Durum böyle olunca tabii hem Osmanlı ailesine yönelik olarak hem de genel olarak aile konusu etrafında orijinal bir takım sonuçlar da ortaya çıkmıştı. Biz bu çalışma vesilesiyle şunu gördük. Sanıldığı gibi tarihte aileler çok geniş yapılı değildi. Geniş yapılı aileler olmakla birlikte yine küçük aileler de mevcuttu. Çocuk sayılarını tespit etmeye çalıştık. Bir aileye düşen çocuk sayılarını tespit etmeye çalıştık. Bu imkanlarımız vardı. Ailenin ataerkil özellikler taşıyıp taşımadığını sorguladık. Ve özellikle de bu çalışmamızda biz kimsesiz yetim aile çocuklarının Osmanlı'da nasıl himaye edildiğini ve dolayısıyla Osmanlı'da da bugünkü modern koruyucu aile sistemlerine benzer aile koruyuculuğunun olduğunu gözlemledik. Sonuç itibariyle bu çalışmamız 1994 yılında tamamlandı ve daha sonra baskıya geçti ve alanında yapılan ilk çalışma sonuçları itibariyle de dikkat çekici maddeleri ihtiva ettiğini söyleyebilirim. Daha sonraki aşamamız 1996 yılında öğretim üyesi olma imkanını mevcut fakültemizde buldum ve bizzat din sosyolojisi derslerine de girdim. 2003 yılında da doçent oldum. Doçentlik çalışmam bu defa farklı bir konu olmasını istedik ve imanın toplumsal yansımasıydı. İmanın sosyal hayattaki, İslam inancının sosyal hayatla olan bağlantısını ortaya koymaya çalıştık. Ama aynı zamanda ilk müminlerin, Hz. Peygamber'in, ashabının
iman tutumlarını ele almaya çalıştık ve ilk Müslümanların bu bağlamda sosyal, ekonomik ve demografik özelliklerini çıkarmaya çalıştık. Yani hangi kesime mensup insanlar İslam'ı kabul etmişlerdir? Bunların İslam'ı benimsemelerinde ne gibi sosyal faktörler etkili olmuştur? Ve burada da çıkabilecek bir takım önemli sonuçlar vardı ama en önemli sonuç bana sorarsanız sosyoloji kurucularının da görüşlerine uygun bir şekilde İslam'ın ilk müntesipleri sanıldığı gibi toplumun en aşağı katmanlarına mensup olan insanlar değil, orta kesimlere ve orta kesime mensup gençlerden oluştuğunu söyleyebilirim. Bu da bu araştırmanın ortaya çıkarmış olduğu önemli bir sonuçtu. Tabii bunun Marksizmin teorisiyle de bir bağlantısı var. Marksizmin teorisinin din fakirlerin elinde halkların afyonudur görüşüyle uyuşmadığını ifade edebilirim. Aynı zamanda biz bu çalışmamızda Weber'in ilk İslam mensuplarına yönelik görüşlerinin de bir eleştirisini yaptık ve bu bağlamda hem İslam öncesi Mekke toplumu ile ilgili makaleler yazdık hem de Weber'in İslam görüşü üzerine değerlendirmelerini ihtiva eden bu çalışmamızla bağlantılı olarak makaleler ortaya koyduk. Daha sonraki aşamamız malum olduğu üzere profesörlük aşaması. Burada da iki ayrı çalışmayla, yayınlanmış çalışmayla müracaat ettim. Bunlardan bir tanesi iş adamlarında dindarlık ve dünyevileşme adını taşımaktaydı. 2001 ile 2005-2006 yılları arasında Bursa'da bulunan SİAD'lara anket uyguladık. Aşağı yukarı 500 iş adamına bu anketi uygulama imkanını bulduk. Böylece bir alan araştırması gerçekleştirmiş olduk. O zamanki iş adamları özellikle bu SİAD'ın yöneticileri çok büyük bir katkı sağladı. Elbette ki MÜSİAD'ı da burada zikretmem gerekir. Onlar da büyük bir iştiyakla bu araştırmamıza katıldılar ama MÜSİAD şunu söylediler. İlk defa bir anket türü yapılan bir araştırmaya iş adamları bu kadar yoğunlukta katılım gösterdiler dediler ve biz katılımlarından memnun olduk. Araştırmamızın temel hipotezi şuydu. İş dünyası ne kadar inançla yola çıkarsa çıksın, iş başarısı ile birlikte orada sekülerleşme durumunun meydana gelebileceği yönündeydi. Ve neticede de araştırmanın sonucu da bu hipotezimizi destekledi ve kanaatimize göre seküler eğitim kurumları, iş başarısı ve de bürokratik üst düzey görevler insanların sekülerleşmesini sağlayan etkenler arasında olduğunu söyleyebilirim. Bu araştırmayla bağlantılı olarak tabii yayınlanmış makalelerimiz var. Özellikle dindarlığın boyutlarıyla ilgili bir makalemizin çok ses getirdiğini söyleyebilirim. Bu çalışmayla bağlantılı olarak ve fazlaca atıf alan bir makale olduğunu ifade edebilirim. Yine iş adamlarında dindarlık ve dünyevileşme ile bağlantılı olarak çalışmam gereken ayrı bir çalışma olarak sunduğum profesörlük dosyamda bir diğer çalışmamda İslam çalışma ahlakı. İş dünyası olunca tabii iş dünyası ne derece protestan ahlakını barındırıyor, ne derece protestan ahlakından farklı bir yapı göstermektedir. Dolayısıyla bu konuya da eğilmem gerekiyordu ve İslam çalışma ahlakını da bu amaçla ele almıştım. Fakat araştırmanın sonucunda gördüm ki protestan ahlakı dediğimiz ahlak türü öyle çok tavsiye edilebilecek, efendime söyleyeyim, zannedildiği gibi çok üst düzey bir ahlak türü değil. Ve İslam'ın çalışma ahlakının protestan ahlakıyla kıyaslanmayacak derecede farklı bir yönünün ve pozitif bir yönünün olduğunu
gördük, müşahede ettik. Bunu da kısaca şöyle ifade edebilirim, bu pozitif yönü. İslam bilindiği üzere mutedil bir dindir. Aşırılıklardan uzak olan, orta yol olan, orta yol üzerine olan bir dindir. Çalışma ahlakı konusunda da İslam'ın aşırılıklardan uzak bir tutum sergilediğini gördük. Biliyoruz ki Protestan ahlakı aslında Batı'da da eleştirilen bir tezdir. Max Weber ortaya atmıştır bu tezi ama ondan sonra özellikle Erich Fromm'un, sosyal psikolog, bu konuda ciddi eleştirileri var ve en büyük eleştirisi de bu denli aşırı çalışmanın gecesini gündüze ne katarak aşırı derecede çalışmaya yoğunlaşmanın insanın manevi görevlerini ihmal edeceğine ve dolayısıyla psikolojik yapısının altüst olacağına işaret etmekteydi. Biz de İslam çalışma ahlakına vurgu yaparak İslam çalışma ahlakındaki bu itidalin insanların psikolojik yapısını olumsuz yönde etkilemeyeceği sonucuna ulaşmış olduk. Tabii bu bağlamda da yapmış olduğum makaleler var. Din-iktisat ilişkisi üzerine makalemi bu bağlamda söyleyebilirim. Yine İslam ve geri kalmışlık sorunu bir diğer makalemin konusu. Hakeza İslam dünyasının düşüşünde ve kalkınmasında dinin rolü başlığını taşıyan bir bildirimde bulunmaktadır. Genel hatları itibariyle çalışmalarımın bu çerçevede gerçekleştiğini söyleyebilirim. Elbette ki bu arada yapmış olduğumuz başka makalelerimiz veyahut da tebliğlerimiz oldu, bildirilerimiz de bulundu. Ama bunlar içerisinde özellikle zikretmem gereken Interpreting the Sacred ismini taşıyan William Padden'in bir eseridir bu. Kutsalın yorumlanması ve alt başlığı dini görme yolları adını taşıyan bir İngilizce kaynağın, ki ciddi bir kaynaktır bu, Kutsalın Yorumu adıyla bunu Türkçe'ye 2008 yılında kazandırdık ve bu çalışmanın, bu çevirinin de benim yapmış olduğum çalışmalarda çok büyük katkısının olduğunu söyleyebilirim. Önemli çağrışımları da bulunan bir çalışma olduğunu ifade edeyim. Objektif anlamda kutsala, dine olan gerek yanında içeriden bakışlar, gerekse karşıtında olan dışarıdan bakışları, sosyal bilimlerdeki bakışları önemli bir çerçeve içerisinde karşımıza sunan bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Hakeza 2011 yılında yayınlanmış olan din sosyolojisi çalışmamı da burada özellikle zikretmek isterim. Biz din sosyolojisi alanında çalışmaya başladığımızda bu alanın elemanlarının ve kaynaklarının çok yetersiz olduğunu müşahede etmiştik. Yani işte bu alanda bulunan hoca sayısı bir elin parmaklarını geçmemekteydi. Var olan birkaç hoca vefat etmişti ve buna paralel olarak da kaynak sıkıntısı çekmekteydik. Dolayısıyla 1996 yılından itibaren ben derslere girmeye başladığım andan itibaren kendi kaynaklarımı oluşturmaya devam ettim. Bu aşağı yukarı 10-15 sene kadar bir zaman sürdü ve her sene bu kaynaklarımı yeniledim, gözden geçirdim. Ve 2011 yılına geldiğinde elimdeki dokümanların olgunluk aşamasına geldiğini fark ettiğimde kitabın baskısına karar vermiş olduk ve bu alanda önemli bir boşluğu doldurduğu kanaatindeyim. Elbette ki kitabımız her baskısını yaptıkça yeniden güncellenmekte ve özellikle Batı'da din sosyolojisi alanında, gerekse ülkemizde din sosyolojisi alanında meydana gelen gelişmeleri takip ederek kitabın kapakları arasında yeni konuları da değerlendirmeye çalıştığımızı ifade edebilirim. Tabii bu arada kısaca lisansüstü çalışmalarından da bahsetmek isterim. Genellikle
son yıllarda alan araştırmalarına ağırlık verdiğimizi ifade edeyim. İşte suç ve din ilişkisi, madde bağımlılığı ve din ilişkisi veya kendi doktora tezime bağlı olarak geçmiş dönemlerde verdiğim şeriye sicillerine dayalı söz konusu olan çalışmalarımız oldu. Mesela Diyarbakır şeriye sicilleri üzerinde bir doktora tezi yaptırdık. Genel olarak bu tür çalışmalara lisans üstünde de devam etmekteyiz. Bundan sonra neler yapılabilir? Elbette şunu da ifade etmem gerekiyor. Biz lisans üstü çalışmalara başlamadan önce lisans düzeyindeyken okuduğumuz fakültelerde bize destek veren ve ders dışında bize ders veren hocalarımızla karşılaştık. Onların bizim üzerimizde çok büyük etkileri vardır. Mustafa Uzunpostacı hocayı, Profesör Doktor veya Profesör Doktor Hulusi Kılıç hocayı, isimlerini burada özellikle zikretmem gerekiyor. Arapçadan, İslam hukukundan temel kaynakları ders dışında da okuyarak biz lisansüstü çalışmalarımıza adım atmış olduk. Bu lisans üstünde de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu çerçevede biz birkaç yıldır mukaddimenin İngilizcesini doktora öğrencilerimizle takip etmeye çalışıyoruz. Buraya adım attığımda aynı şekilde Taner Şenay hocayı rahmetle anmak durumundayım. Ben de ondan özellikle İngilizce bilgisinden yararlanmıştım ve hemen her gün mesai saatleri içerisinde Taner hocadan metin dersleri almaktaydım. Tavsiye edebileceğim genç arkadaşlara bu tür etkinlikleri takip etmeleri ve mutlaka bu tür etkinliklerden azami ölçüde istifade etmeleridir. Bu elbette ki bir hocanın hayalleri arasında olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü gerçek bir bilim ancak öğrenciyle tartışarak ve konuyu müzakere ederek ortaya çıkmaktadır. Bu bundan sonraki hayatımın bir parçasını oluşturacağını ifade edebilirim. Yapmamız gereken çok iş var. Zaman çok hızlı gidiyor ama bu zamana paralel olarak yarım kalan çalışmalarımız var. Elimizin altında bir takım projelerimiz var. O projelerimize devam edeceğiz. Geçmiş dönemde de projelerimiz oldu. Özellikle benim ilk ciddi projemin iş adamlarında dindarlık ve dünyevileşme, bu bizim üniversitemizde İlahiyat Fakültesi'nin maddi olarak desteklenen ilk projesi olduğunu ifade edebilirim. 2002 yılında böyle bir destekle biz üniversitemizden karşılaşmıştık ve bu çerçevede çalışmamızı gerçekleştirmiştik. Yabancı dil bilgisi, Arapça ve bir Batı kaynaklı dil, din sosyolojisinde çalışma yapmak için çok elzem ve biz bu alanı tercih edecek olan arkadaşlarımız da hem bir akademisyen ruhunu taşımasını hem de yabancı dil bilgisini ileriye götürecek şekilde gelmesini, ilerletecek şekilde hazırlık yapmasını tavsiye ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.